Erkekler saç konusunda çok hassaslar. Özellikle de Türk erkekleri. Saçlarımız dökülmeye başladığı andan itibaren hemen bir alarm verme durumu söz konusu. Yalnız bu şu an olan bir şey değil. Bundan yüzyıllar önce bile böyleymiş. Mesela Vikingler. Ne yapmışlar biliyor musunuz saçların dökülmesini engelleyebilmek için? Adamlar kafalarına kaz dışkısı sürmüşler ya. İnsan yani bilmiyorum kafasına neden kaz dışkısı sürer? Tartışmaya açık. Mısırlılar mesela. Türlü türlü karışımlar denemişler. Sırf saç dökülmesini engelleyebilmek için. Antik Yunanlılar da öyle. Bir sürü bitkisel yağlar, bitkiler, yani meyvan kökleri, sarımsaklar, naneler fayda etmemiş. Neyse ki günümüzde tıp bu konuda çok ilerledi. Artık saç ekimi üzerine özellikle de Türkiye çok başarılı. Saç ekim kremleri, saç losyonları, saç ekim teknikleri, fuya teknikleri falan bir sürü teknik var. Ama bilmiyorum yani acaba bu kadar çabaya gerek var mı? İsterseniz gelin buna birlikte karar verelim. Bir kere saçım bozuldu derdi yok. Yani sabah uyandınız, yani saçımı yıkayayım, fönleyeyim falan, bu hep zaman kaybı. Özellikle de eğer sabah işe gidecekseniz, yani bence çok büyük bir avantaj. Dışarı çıktınız, diyelim rüzgar, yağmur, sıfır sıkıntı. Gerçekten çok pratik ve çok havalı bence. 2. Kellik bildim bileli zaten her zaman trend. Yani sürekli saç modelleri değişiyor ama eğer saçınız yoksa ve kelseniz sizin modanız her zaman sabittir arkadaşlar. Mesela her dönem kel futbolcular görebilirsiniz. 2002 yılını hepimiz hatırlarız. Dünya Kupası'nda 3. olmuştuk. Hasan Şaş. O dönemki kel halini hatırlıyorsunuz. Bence saçlı halinden çok daha karizmatikti. Gelelim biraz daha bu tarafa. Fenerbahçeliler çok yakından tanır. Alex de Souza. Saçlı hali mi sizce saçsız hali mi? Bana sorarsanız tamamen kel hali daha karizmatikti. Öyle saç ektireyim, ne bileyim protez saç taktırayım gibi kafalara bence girmenize gerek yok. Böyle çok daha havalısınız arkadaşlar. İnanın bana. Hollywood'un en havalı kel oyuncularından biri Jason Statham. İsterseniz fotoğraflarını birlikte bakalım. Sizce kel hali mi yoksa saçlı hali mi daha havalı? 3. Jason Statham demişken, dünyayı kurtaran erkeklerde hep kel zaten. Yani demek ki kellikte bir keramet var. Bakın, Billy Zane, Bruce Willis, Jason Statham. Geçiyorum Fast and Furious serisinde Dominic Toretto. Neydi? Vin Diesel karakteri. Ondan sonra polis karakteri. Neydi? Luke Hobbs. Dwayne Johnson, evet. Yani adamlara baktığımız zaman hepsi kel ama gerçekten karizmatik adamlar. Ama bu adamların bir ortak özelliği daha var. Ne arkadaşlar? Bu adamlar hacimli. Bu adamlar spor yapıyor. Yani bana sorarsanız saç çıkartmak derdine düşmektense kas çıkaralım arkadaşlar. Kel ve yapılı bir bünyeye sahipseniz inanın bana dışarıda çok daha havalı ve karizmatik oluyorsunuz. Deneyin, bakışları üzerinize topladığınızda bana hak vereceksiniz. 4. Ayrıca kellik erkeğe bence olgun da bir görüntü katıyor. Ve kadınlar da olgun erkeklerden hoşlanıyor. Bu gerçeği yok sayamayız. 5. Kel erkeklerin bir avantajı da saç olmadığı için yüz uzuvlarının daha bir ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela kaşlarınız, gözleriniz, burnunuz, ağzınız daha bir ön planda. Şimdi içinizden şöyle diyeceksiniz. Abi şimdi saçımız yok ama kaşımız gözümüz de o kadar iyi değil. Arkadaşlar, Jason Statham diye bir örnek verdim. Adamı yakından bir inceleyin. Adamın burnu kırık. Ama bence çok karizmatik. 6. Yani sizce de öyle mi bilmiyorum ama bana sorarsanız kel erkekler daha karizmatik ve cool ve yani iş açısından baktığımız zaman bu adamlar sanki çok daha yüksek mertebelerde çalışıyormuş gibi, yani böyle elit bir havaları var. Yani bana böyle bir sinyal veriyor. Şimdi saçlı sakallı erkekleri bir göz önüne alalım. Yani ben ilk insana kadar gittim açıkçası. Sanki daha bir agresif halleri var yani, bence öyle. Son olarak kelimde üzülen arkadaşlar herhalde bu videodan sonra artık üzülmeyi bırakmışlardır. Ne demiştik videonun başında? Saç çıkartmak yerine spor salonlarına yönelelim. Hem daha sağlıklı hem de daha hacimli bir vücutla kıyafetler üzerimize daha iyi duracak arkadaşlar. Ve o zaman inanın bana daha karizmatik, daha cool bir hal alacaksınız. O zaman haftaya beyefendiliğe dair yepyeni bir videoyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.